Tamam. Keşke benim gözlemlemeşlerim, keşke vatanıma gelip böyle bir manzarayla karşılaşmasaydım. Keşke bu müşahedelerimi böyle bir manzumeyle dile getirmeseydim. Keşke gelip huzurunuzda okumasaydım. Keşke siz de adeta katmerli doğru dercesine o güzel ellerinizi birbirine vurmasaydınız. Ama maalesef realite bu. Ama maalesef gerçek bu, manzara bu. Bunu da birinin demesi gerekir. O sebepten bunu da demek bize düştü. Şimdi yine bu güzel sessizliğinizden yararlanarak şöyle salonun şu başından şöyle hepinizi bacı kardeş muhabbetle kucaklayıp kendi köyüme misafir etmek istiyorum. Bana izin veriyor musunuz? Ha bakın, verseniz de iyi olur yani. Sebebine gelince belki çoğunuz diyebilir, Ozan Arif şu sıcakta, şu kuru sandalyelerin üstünde biz senin köyünü dinlemeye mi geldik? Vallahi kardeşim dinleseniz iyi olur diyorum. Çünkü ben anlatırken %90'ını içinden şöyle diyecek. Ula bu Ozan Arif kendi köyünü mü anlatıyor acaba, bizim köyü mü anlatıyor? Onun için dinleseniz iyi olur. Efendim manzara şu. Ben zaten bugün buraya muhabbete geldiğinize inanıyorum. Güzel ses, güzel saz dinleme gibi bir böyle bir düşünceyle gelen de var mı? Öyle güzel saz, güzel ses filan evlerinizde maşallah bol şimdi. Birer herkesin evinde olmayan yokturdur zannetmiyorum. Birer kutu var renkli. Ben giderken siyah beyazıdı. O da herkeste yoğundu yani. Şimdi herkeste muhakkak belki evde düşünmeye priz kalmamıştır ama televizyon var. Oradan da 10-15 tane kanalizasyonunuz var, kanalınız var pardon. Onu seyrediyorsunuz. Ha? Oralardan o ihtiyacınızı giderirsiniz. Ben şimdi muhabbete geldiğiniz inancıyla azıcık muhabbeti açmak istiyorum. İzin verdiniz mi efendim? Verdik sanki böyle yarım geliyor bana. Yok. Ben yine şunu söyleyeyim, yani bakmayın benim çarşılı uşaklı olduğuma, ben çok demokratik ozanımdır ha, bildiğiniz gibi değil. O sebepten verdik diyenler bir elini kaldırsın, yine göreceğim uyuşun. Ulan tamam, vazgeçtim, tamam verdiniz, tamam. Sayın vekillerim, siz de verdiniz mi? Sizin zaten, siz zaten alışkınsınız el kaldırmaya, he? Mesele şu. Biraz da sükuneti bekleyeyim mi? Yoksa hemen şıp diye geçecek misin? Bakın güzel kardeşler. 11 sene sonra köyüme gidiyorum. Benim köyüm, ben aynı zamanda Kayseri'ni de sayılırım, haberiniz olsun yani. Benim köyüm Anadolu'nun her tarafı. Her yeri benim için kendi köyümün mukaddesliğinde. Bunu bilesiniz. Ama lafın gelişi anlatmam gerekiyor. Vatan içinde vatan dediğimiz köylerimiz bunlar. Köyüme 11 sene sonra kavuşacağım. Vatanıma geldim. Bir iki işim var, bitirdim. Ondan sonra köyüme gidiyorum. Köyüm Giresun'un Alıcura kazasının Hapu köyü. Eski adı Hapu, yeni adını Yükselen yapmışlar. Yükselmeyi bırak, daha gitmiş, alçalmış da. Adını öyle koymuşlar. Efendim köylerimiz malumunuz üç özellik arz eder. Kasabalarımızdan, vilayetlerimizden köyümüze giderken birçok köyümüz dağın yamacındadır, uzaktan baktın mı görünür. Göz menziline girer girmez köyü görürsünüz. Bazıları düzlüktedir, orada minare önce görünür. Evlerin bacası, bizimki gibi toprak bacalıysa üstünde ot çömenleri falan vardır. Yığınlar, mığınlar, onlar görülür. Vardıkça işte köyün evlerini görürsün.
Kimisi de bizim koyu gibi ta burnunun dibine varmadan görünmez bir derenin içindedir. Benim koyum öyle. Bizim köyün başında bir tepe var. Tepenin adına Diloyol derler. Diloyol. Köylerde her yerin bir adı vardır. Ağaçların, taşların, tarlaların bile. Çoban taşı, hacının armudu, kanlı tarla falan filan. He? Öyle midir efendim? Bizim köyün başındaki tepenin adı Diloyol. Şimdi 5-6 adım kaldı. O tepeye çıkacağım. Tepeye çıktım mı köyü görüyorum. Değerli kardeşlerim, düşünün, 11 yıl, yaşanmış olan 11 yılı düşünmeyin, yaşayacak olduğunuzu Allah izin verirse. O zaman 11 yılın ne kadar uzun zaman olduğunu anlarsınız. 11 yıl sonra Ozan Arif köyünü görecek, 5-6 adımda da gözlerimi yumdum ve adımlarımı attım, Diloyol'un başına tam çıktığımı hissediyorum. Ve gözlerimi açtım. Açtım ve 11 sene sonra köylerim gözümün önünde. Fakat açar açmaz gerçeğin acı şamarı suratıma öyle bir patladı ki, sebebine gelince, bırakın benim babamı, dedemi, dedemin babasını, onun bile babasının dibinde oynadığı o güzelim ulu ağaçların kimini kesmişler, kimi kurumuş. Günde 60-70 misafire sofra kurulan ağalara, paşalara ait konakların baktım ki yerlerinde yerler esiyor. Kimisinin bir duvarı ya kalmış ya kalmamış. Bunları da bir kenara itiyorum güzel kardeşlerim. Elimi alnıma koydum o güzelim köye, şöyle bir nazar eyledim. Saydım elimde, saymacasına baktım ki tam 7 hanenin bacasından duman tütüyor. Öbürlerinden hiçbir şey yok. Köye indim, o duman tüten bacaların kapısını vurdum. Gönül bekliyor ki içeride şenlik var. Gelin, damat, dede, ebe, kayın, kaynata, hepsi içeride. Eskiden öyleydi çünkü. Fakat heyhat, nerede? Baktım ki o duman tüten evlerin içinde kimisinde tek başına bir nene, elinde birinin elinden maşa, bir elini yanağına koymuş, kül karıştırıyor, guguk kuşu gibi, yapayalı. Kimisinin yanına da şenlik olsun diye bir torun bırakmışlar. Yani o ihtiyar neneler de öldüğü zaman, herkesin evi Ozan Arif'in evi gibi olacak, kapısı kilitlenecek, köşeleri örümcek bağlayacak, yollarında madımaklar bitecek. Yüreğime bir sızı oturdu ki sormayın geçsin güzel kardeşim, nasıl oturmasın? O cıvır cıvır şenlikten durulmayan, göletlerinde çocukların dolu olduğu, yüzdüğü o derelere baktım ki ıpıssız. O koyunların, geçilerin boğazındaki kelek seslerinden durulmayan, gümbür gümbür eden ormanlardan bir iki serçe sesinden başka bir şey duyulmuyor. Onun için yüreğime bir sızı oturdu. Hatta dedim ki ey Yarabbi, beni buralara hasret bıraktın, ayrı bir derde garg oldum. Fakat geldim gördüm, vaziyeti böyle görünce daha bir ayrı derde garg oldum. Benim halim ne olacak ya Rabbi dedim. İşte öylesine bir üzüntü, öylesine bir dert kapladı beni. Ama benim güzel kardeşlerim, o derdin sıkıntının içinde köyde bir de bir bayram sevinci yaşadım. Vallahi sormayın geçsin. Ula Ozan Arif. Ozan Arif, senin de ipinden kuyuya inilmiyor. Bir seviniyorsun, bir üzülüyorsun. Bu ne biçim iş? Sevinmemin, daha doğrusu üzülmemin sebebini söyledim. Sevinmemin sebebini soruyorsanız onu da söyleyeyim. Bizim köyde bir it vardı, baktım ki o yok. Yani şimdi sizin köyde it hiç yok mu Ozan Arif? Olmaz olur mu? Atasözüdür, köpeksiz köy olmaz. Var da, o benim dediğim it yok. O ne namussuz, o ne şerefsiz, o ne melun köpekli bir bilseniz, ah! Şimdi bazınız da diyecek, sen herhalde kafayı hakikaten yedin Ozan Arif, itin namusu şerefi mi olurmuş, senden duyuyorum. Vallahi her yerde söyleyeyim, burada da söyleyeyim.
Belki normal itin namusu da vardır şerefi de ama bu benim dediğim itin yoktu yani. Öyle bir it. Şimdi efendim dedim ki bu benim bu çok canımı yakan köpek nereye gitti? Dediler ki Ozan Arif yok artık köyde gitti. Nasıl gitti anlattılar. Kardeş ben size bakın burada dedim ki falan bozulmuş filan bozulmuş bir şiir okuduk, bir destan okuduk. Şimdi nesil de bozulmuş. Yeni yetme kardeşlerimiz kusura bakmasın. Bunları tenzih ediyorum. Buradakiler Allah'a şükür her şeyine sahip gençler de nesilde de bozulmalar yapmış. Efendim eskiden bir laf vardı. Hala geçerli mi bilmiyorum. İtin hatırı yok. Kimin hatırı var derler. Şimdi yeni yetişen neslinin indinde ne itin hatırı kalmış ne sahibinin hatırı. Bizim köydeki yeni yetmelerden birisi bu Ege bölgesinde bir şehir var. Adına ne? Marmara mı? Ağabey. Orada askerlik yapan bizden sonraki yeni yetmelerden bir genç köye izine geliyor. İzine geliyor. Nasıl ettiyse o iti bir pusuya düşürmüş, çuvalın içine atmış. Ağzını bağlamış. İzine geri dönerken ta götürmüş o askerlik yaptığı yer. Neresiydi orası? Oraya götürmüş yine öldürmemiş. Orada bırakmış, sarmış. Dedim ki, yani Esrak'tan köyde bu it yok mu? Vallahi yok dediler ya Müslüman değil misin inan? Tövbe haşa dedim, neye inanmıyorum kardeş? Yani yok mu dedim ki Resul, Allah var ki garantiye alıyorum. Çünkü kardeş bildiğiniz gibi it değildi yani, öyle yani ayalıyor it değil. Efendim madem ki yok, şimdi yok dediniz garantiye aldık. O zaman dedim, şu benim saz var ha orada evin köşesinde, şu sazı getirin bakayım dedim. Hemen koştular, sazı getirdiler. Kardeş, her şeye türkü söyleyen Ozan Ali. Bu itin yokluğuna türkü söylemez. Efendim, hani eskiler bilirler, eskiden böyle Tombikis Teksas filan kitapları yoktu bizim çocukluğumuzda. Biz Kerem İnan Aslı, Yusuf İnan Züleyha, Arzu İnan Gamber. Öyle kitaplar okurduk. Orada Kerem İnan Aslı kitabında bir deyim vardı. Aldı Kerem, bakalım ne söyledi. Şimdi bu itin yokluğuna aldı Ozan Arif, bakalım ne söyledi. Söyleyecek ama ben sizlerle çok kurt türküsü söyledim şu Alemdar sineması vardı değil mi? Ha. Şimdi kurt türklerini beraber söylüyoruz da bir tane de it türküsünü beraber söylesek yani olmaz mı? Ha? Beraber söyleyecek miyiz? Hadi bakalım. Kurtmuşlar Marmaris'e atmışlar. Oh ne iyi etmişler. Ne ittir be vay vay vay. Unutmam kolay kolay. Ne ittir be. Vallahi olmuyor haberiniz olsun. Ne ittir be. Koskoca köyde tekti, kurtlara gözü pekti. Çok diktatör köpekti, ne itti be vay vay vay. Unutmam kolay kolay, ne itti be. Gezerdi köylüleri üzerdi.
ettim ama çok kızardı. Ne itti be vay 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 vay. Bir gün ipi kopmuştu, tam bacağımdan takmıştı. Bana neler yapmıştı, ne itti be vay vay vay. Unutmam kolay kolay, ne itti be. Isıracak fark ettim, vuracaktım, çark ettim. Köyü bile terk ettim, ne köpekti vay vay. Unutmam kolay kolay. Şimdi tüyü dökülmüş, kulakları bükülmüş, dişleri de sökülmüş, ne köpekti vay vay. Unutmam kolay kolay. Abi o gidiyorlardı, köyle döndün bakardı. Çok konuşma çok arttı, ne itti be vay vay vay. Unutmam kolay kolay, ne itti be. Dur. Şimdi ben böyle elimi alnıma koydum, bakıyorum bazınız düşünüyordur. Ozan Ali kim söylüyor, kim söylemiyor ona bakıyor. Vallahi yok, öyle bir derdim yok. Bana da ister söyleyeyim, ister söylemeyeyim. Benim yalnız baktığım, daha doğrusu şaşırdığım şu. Allah için bu bizim köydeki iti benden iyi nasıl biliyorsunuz? Benim ona akıl vermedim.